Size merhaba arkadaşlar. Bugün yeni tekrar videomuzla beraberiz. Evet, ilk tekrar videomuzu yapmıştık. Şimdi ikincisindeyiz. Bir eş olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi işleyeceğiz arkadaşlar. Hızlıca başlayalım. Peygamberimiz insanların evlenmesini ve bir aile kurmasını istemiştir. Kendisi de 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlenmiştir Peygamberimiz. Hazreti Hatice'ye karşı her zaman sevgi dolu olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanların aileleriyle ilgilenmelerini tavsiye etmiştir. Sizin en hayırlınız ailesi için en hayırlı olandır. Bana gelince ben aileme karşı sizin en hayırlı olanınızım demiştir Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Hatice'yi sevdiğini, çok sevdiğini her fırsatta dile getirmiş. Ona olan sevgisini şöyle ifade etmiştir. İmran kızı Meryem yani İsa aleyhisselamın annesi zamanının kadınlarının en iyisidir. Hazreti Hatice de kendi zamanının kadınlarının en iyisidir. Çünkü her zaman peygamberimize destek olmuştur Hazreti Hatice ve Tahire lakabıyla anılır Arap toplumunda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerinde de eşlerine yardımcı olan bir eşti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evde nasıl olduğunu soran sahabe Hazreti Ayşe şöyle cevap vermiştir arkadaşlar. O kendi işini kendi görmekten hoşlanırdı. Arkadaşları bütün işini yapmaya hazır olmalarına rağmen bunu istemezdi. Evdeyken elbiselerini yamar. Evi süpürür, keçileri sağar, develeri bağlar ve yemlerini verirdi. Ayrıca ayakkabılarını ve delik su kırbalarını tamir eder, hizmetçilerine yardım ederek onlarla birlikte hamur yoğururdu. Çarşıdan yiyeceğini kendisi taşır, birisi ey Allah'ın elçisi izin ver ben taşıyayım dediğinde de her mümin taşıyabiliyorsa kendi yükünü kendi taşısın buyururdu Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine danışarak iş yapmayı severdi arkadaşlar. Örneğin Hudeybiye seferi esnasında insanlar yapılan anlaşmadan çok memnun kalmamışlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları ihramdan çıkmalarını artık Medine'ye döneceklerini söyleyince bir dakika arkadaşlar. Söyleyince ancak bazıları bu sözünü Peygamberimiz duymazdan geldi. Allah Resulü eşi Ümmü Seleme'ye ne yapması gerektiği konusunda danışmış. O da kendi görüşünü söylemiş ve Peygamberimiz onu önce kendisi uygulamış, daha sonra da insanlara duyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir eşti? Eşleriyle sadece bir koca değil, onların dostu ve arkadaşı olmuştur Peygamberimiz. Eşlerine karşı son derece saygılı ve nezaket sahibi biriydi Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine her zaman iyi davranmıştır. İnsanların en hayırlısının ailesine iyi davrananlar olduğunu ifade etmiştir Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karı kocanın birbirleri üzerinde hakkı olduğunu dile getirmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşleri kendisini kıskandığı ve sinirlendiği zaman sakin karşılamıştır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine karşı son derece vefalı idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşleriyle istişare eden bir kişiydi. Onlara danışır, fikirlerini alır ve fikirlere değer verirdi Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşleriyle şakalaşmayı ve onlarla oyun oynamayı severdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerini çok severdi. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşlerin her türlü kötülükten uzak tutmaya çalışır ve onları korurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine ev işlerinde de yardımcı olurdu. Arkadaşlar bir baba olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını çok sever, onlar arasında kesinlikle bir ayrım yapmazdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 3 erkek çocuğu vardı. Kasım, Abdullah, İbrahim bunlar çok küçük yaşlarda vefat ettiler arkadaşlar. Kasım, Abdullah Hazreti Hatice'den dünyaya gelmişti. Ancak onlar henüz bebek denilemeyecek çok küçük yaşlarda vefat etmişlerdi. İbrahim ise Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Maria'dan dünyaya gelmişti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'i çok severdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'i görmek için her gün şehrin en uzak taraflarında yer alan süt annesinin evine gider ve oğlunu severdi. İbrahim 2 yaşına gelince vefat etmişti. Oğlunun üzüntüsünü en derin şekilde hisseden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarını tutamadı arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızlarına çok değer verir ve onları çok severdi. Peygamberimizin kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma biliyorsunuz. Kızı Zeynep hasta olduğu zaman onun başını beklemiş ve vefat ettiği zaman büyük üzüntü duymuştur arkadaşlar.
Biliyorsunuz Hazreti Fatıma hariç bütün evlatlarını kendisinden önce toprağa vermiştir Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi örtüsünü vererek kızının vücuduna kefen yapılmasını istemiştir. Kendi örtüsünü veriyor. Ne kadar acı bir şey bir baba için. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'yı çok severdi. Bir yere gideceği zaman en son ona uğrar, dönüşünde ise ilk önce onun yanına giderdi. Hazreti Fatıma babası ziyarete geldi. Babasını ziyarete geldi. Peygamberimiz kızını karşılamak için ayağa kalkar, onun alnından öper ve onu kendi yerine oturturdu. Rukiye ve Ümmü Gülsüm Ebu Uleym'in iki çocuğu ile evliydi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan edince Ebu Uleyb iki oğluna Peygamber Efendimizin kızlarını boşandırmıştı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma çok üzülmüş ve kızlarını teselli etmiştir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızları evlendikten sonra da onları ihmal etmemiş, sık sık evlerini ziyaret etmiş ve bir isteklerinin olup olmadığını sormuştur. Hatta bir sabah Hazreti Fatıma'nın evine gitmiş ve onları sabah namazına kaldırmıştır. Peygamber Efendimiz kızlarını evlendireceği zaman onların görüşlerini sormuştur. Hazreti Ali Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma istediği zaman Allah Resulü kızının fikrini sormuş ve onun görüşüne göre karar vermiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir baba? Enes bin Malik radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına şefkatini şöyle ifade eder. Çoluk çocuğuna ve aile fertlerine karşı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha şefkatli olan hiçbir kimse görmedi. Peygamber Efendimiz çocuklarına güzel isimler koymuş ve onları en güzel şekilde büyütmüştür. Peygamber Efendimiz çocukları doğduğunda kurban kesmiş ve saçlarını tıraş edip ağırlığınca gümüş dağıtmıştır. Peygamber Efendimiz çocuklarını güzel şekilde yetiştirmiş, bir babanın çocuğuna bırakacağı en güzel mirasın güzel ahlak olduğunu vurgulamıştır. Bir babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras güzel ahlaktır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz çocuklarını ve torunlarını her fırsatta kucağına alır ve öperdi. Onların kokusunu cennet kokusu olduğunu ifade eden onlar için dua ederdi, dua. Peygamberimiz Efendimiz nasıl bir dede? Bakalım, Peygamberimizin kızı Zeynep ve Fatıma'dan torunları olmuştur. Zeynep ve Fatıma'dan. Hazreti Zeynep'ten Ali ve Ümame dünya gelmiştir. Hazreti Fatıma'dan ise 5 tane çocuğu olmuştur. Hazreti Hasan ve Hüseyin Peygamberimizin soyunun devam ettiği torunları olmuştur. Kimden bunlar? Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin çocukları. Hazreti Hasan ve Hüseyin Peygamberimizin soyunu devam ettirmişler. Peygamberimiz torunlarının doğumunu da tıpkı çocukları gibi heyecanla beklemiştir. Torunları dünya geldiği zaman onları kucağına almış, sevmiş, okşamış ve öpmüştür. Torunlarının damaklarına hurma sürmüş ve onların ağızlarının tatlanmasını sağlamıştır. Sonra kulaklarına ezan ve kamet okumuş ve onlara güzel isimler koymuştur. Peygamberimiz Hazreti Hasan'ın doğumunun 7. gününde kızı Fatıma'yı ziyaret etmiştir. Torununu sevdikten sonra kızına ey Fatıma çocuğun başını tıraş et. Sonra da ağırlığınca gümüşü sadaka olarak dağıt buyurmuştur. Kızı da babasının bu isteği üzerine Hazreti Hasan'ın saçını tıraş etmiş ve saçının ağırlığınca sadaka dağıtmıştır. Peygamberimiz torunları doğduğunda Allah'a şükretmek için akika kurbanı kesmiştir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara öğretilecek ilk kelimenin La ilahe illallah olduğunu ifade etmiş ve torunlarına da bunu öğretmiştir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile oyun oynamıştır. Onları sırtına bindirmiş ve gezdirmiştir. Sokakta onları oynarken gördüğünde de onların peşine düşmüş ve yakalayıp öpmüştür. Hazreti Hasan'ı küçük adam diye sevmiştir Peygamberimiz. Küçük adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları ve torunları arasında bir ayrım yapmamış ve hep adaletli olmuştur. Çocuklarına ve torunlarına karşı son derece merhametli olmuştur. Torunları hasta olduğu zaman sık sık kızların evini ziyaret etmiş, onların sağlık durumları hakkında bilgi almıştır Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir dede? Kız çocukların hor görüldüğü ve gömüldüğü bir toplumda onlara ayrı bir değer vermiştir. Torunu Ümame'yi omzuna bindirmiş ve şehirde öyle gezdirmiştir. Zaman zaman o şekilde mescide gelmiş ve torunu omzundayken namaz kıldırmıştır Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar için hayır duada bulunurdu. Hasan ve Hüseyin'i gördüğünde onlara sarılır, yanaklarını okşar ve öperdi. Sonra onları dizlerine oturtur, Allah'ım ben bunları çok seviyorum, sen de onları sev diye dua ederdi. Peygamber Efendimiz torunlarının ahlaki olarak düzgün yetişmesini istemiştir. Hazreti Hasan çocukken elini sadaka hurmasına uzatır. Allah Resulü hemen harekete geçer ve o hurmayı onun elinden alarak bize sadaka hurması haramdır. Arkadaşlar, ikinci tekrar videomuzu bitirdik. Üçüncü tekrar videomuza geçmeden önce lütfen birinci ve ikinci tekrar videoları hızlıca bir gözden geçirelim. Ondan sonra üçüncü tekrar videomuzla beraber artık ünitemizi tamamlayacağız ve sorularımıza geçeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.